değerli basın mensupları, Türkiye Yazarlar Birliği'nin çok değerli üyeleri, yönetim kurulu üyelerimiz, gönül dostlarımız. Hoş geldiniz. 2020 yılının ilk gününü Türkiye Yazarlar Birliği'nde beraberce açıyoruz. Bu artık bir geleneğimiz. Ben şöyle söylüyorum, 2020 yılı ya da her yeni yılın ilk basın toplantısını Türkiye Yazarlar Birliği düzenliyor. Böyle de bir gelenek oluşturmuş olduk. Türkiye'de aslında her yeni yılın ilk basın toplantısı Türkiye Yazarlar Birliği'nde yapılıyor, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yapılıyor. Ve bu basın toplantısı da ülkemizin kültür, fikir, sanat hayatına dair bir değerlendirme, bir ödül değerlendirmesi olmuş oluyor. Bu nedenle biz çok mutluyuz. Yeni bir yıla kültürle, fikirle, sanatla başlamış olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2019 yılının yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödül açıklaması basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, coşkusuyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla ulaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle 2020 yılının sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, kültürümüz, fikrimiz, sanatımız açısından verimli, dolu dolu geçmesini, birliğimize, beraberliğimize, ülkemizin ve insanlığın huzuruna, barışına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, son yıllarda sıkça dile getirilen yeni medeniyet hamlesi milletimizin önünde bir hedef olarak durmaktadır. Aslında insanlık gerçekten daha huzurlu, daha barışçıl bir dünyayı arzu etmekte. Biz de medeniyetimizin ihyasının bu ideal doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz. 2020 yılında yeni bir medeniyet tasavvuru ve kadim medeniyetimizin ihyası için yapılacak her çalışmanın temelinde ve inşa sürecinde mutlaka milli kaynaklarımızdan beslenen dil, edebiyat, sanat, ilim ve irfanın hak ettiği şekilde değerlendirilmesinin temennisi içerisindeyiz, çabası içerisinde olacağız. Bu konuda yapılacak çalışmalara Türkiye Yazarlar Birliği toplum yararına faaliyet yürüten gönüllü bir kuruluş olarak 41 yıllık deneyimi ve tecrübesiyle katkı verecektir ve katkı vermeye de devam ediyor. Türkiye'de en fazla üyeye sahip etkili bir yazar kuruluşu olarak özellikle kültür, fikir, sanat bağlamında faaliyet yapan Türkiye Yazarlar Birliği, medeniyetimizin ortak değerlerini korumakla kalmayıp 41 yıllık deneyim ve tecrübesiyle bu değerleri yeniden yorumlayarak, güncelleyerek hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkemizin dört bir yanından okur yazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, kültürel yayınlar, paneller, bilgi şölenleri, şuralar, sempozyumlar, şiir şölenleri, tarihi, kültürel, edebi sohbetler, kültür kervanları gibi faaliyetlerle bu çabasını ortaya koymaktadır ve bunu da sürdürmektedir. Bu faaliyetlerimizden en önemlisi de yaklaşık 40 yıla yakın ve belki de kültür, fikir, sanat hayatında ilk ödül değerlendirmesi olan ve ülkemize kültür, sanat, edebiyat, fikir alanında katkı sunan eser sahiplerinin ödüllendirilmesi bu faaliyetlerimizin en kıymetlilerinden bir tanesidir. Bugün de bu vesileyle toplandık. Toplantımızın başında ifade ettiğim gibi Türkiye Yazarlar Birliği her yeni yılın başında ülkemizin ilk basın toplantısını yapmaktadır ve bu basın toplantısı da bir önceki yılın kültür, fikir, sanat, edebiyat
ödül değerlendirmeleri açıklaması olmaktadır. Bugün de bu vesileyle toplandık. 1981 yılında başlayan ve artık geleneksel hale gelen ödüllerimizin amacı, yazarlarımızı ve eserlerini tanıtmak, bu yöndeki çabaları, çalışmaları desteklemek, eser sahiplerini teşvik ve taltif etmektir. Ödül konusunda önemli bir hususu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Dünyada çok dikkat çeken bir ödül söz konusu, Nobel Ödülü. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden, binlerce Müslümanın kanını döken, Sırp kasabı olarak adlandırılan, Milosevic'e övgüler yağdıran ve Sırp savaş suçlularını savunan Avustralyalı ırkçı Peter Handke'ye verilmesini şiddetle kınıyoruz. Hiçbir ödül ahlaka mugayip olamaz, olmamalıdır. Hiçbir edebiyat, sanat, fikir ödülü insanlık onuruna kasteden hiçbir esere verilemez. Hiçbir yazara verilemez. Bunun altını ısrarla çiziyoruz. Skandallarıyla ünlü Nobel Ödül Komitesi daha önceki yıllarda da farklı alanlardaki değerlendirmelerinde tarafsız olamamış, objektif kıstaslarla eseri ve yazarını ödüllendirme yerine dini, siyasi ve etnik bir amaç gözetmiştir. Dolayısıyla Nobel Ödül Komitesi'nin Peter Handke'ye verdiği ödül bize göre bir anlam ifade etmiyor ve yok hükmündedir. Değerli basın mensupları, 2019 yılına ait yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödül çalışmalarımızı yaklaşık 2 aylık titiz bir çalışma sonunda dün tamamladık. Günümüzün önemli yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerinden oluşan ödül seçici kurulumuz, önceki yıllarda olduğu gibi yine yazar ve sanatçılarımızın eserlerinin belirlenmesinde büyük bir hassasiyet göstermiştir. 2019 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirdik. Ödül alacak kişi, kurum ve eserlerini belirledik. Bu çalışmalarımız sırasında sevindirici bir durumla karşılaştık. Bunu gerçekten 2020 yılının başında çok ümit verici bir durum olarak sizlerle paylaşıyoruz. Romandan hikayeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin olduğunu gördük. Her biri ayrı ayrı ödüle layık bu eserlerin sahiplerini kutluyorum, başarılar diliyorum. Gerçekten 2019'u yeni tamamladığımız şu gün itibariyle ülkemizde bu alanda, bu alanlarda ciddi bir zenginleşmenin, kalitenin arttığını ve gerçekten ödül seçmede zorlandığımızı da belirtmek istiyoruz. Ödüller yaşayan ve içinde bulunduğumuz yıl içinde eseri yayınlanmış olan bir şaire, yazara, görsel sanatlar alanında özgün çalışması bulunanlar veriliyor. Ödülü bir kez alan kişiye, aynı dalda ödülü alan kişiye tekrar ödül verilmediği gibi Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu'nda bulunan ve ödül seçici kurulunda bulunan kişilere de ödül vermiyoruz ve bu kişileri değerlendirme kapsamında tutuyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da tarafsız, itibarlı, saygın ve düzenli ödül olması dolayısıyla kamuoyu tarafından da takdir edilmekte, yayıncılık dünyasında ise önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda üstün hizmet ödülleri verileceklerin de isimleri belirlenmektedir. Üstün hizmet ödülleri ülkemizde ilim, kültür, sanat, tarih, edebiyat ve düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlere şükran ve minnet borcumuzun bir ifadesi olarak verilmektedir. Eser sahiplerine,
İleriki günlerde açıklayacağımız bir zamanda ödülleri takdim edilecektir. Bu ödüllere layık görülen özgün eserleriyle Türk kültür, sanat, edebiyat ve düşünce hayatına önemli katkılarda bulunan değerli yazar, bilim insanı ve mütefekkirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tabii ki biz en iyiler arasından bir seçim yapmaya çalıştık. Bugün burada adını açıklama şansı bulamadığımız birçok eserin de çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ama en nihayetinde bir karara varmak zorundaydık ve bunlar içerisinden tercihlerimiz sizlerle birazdan paylaşacağım ödüller olmuştur. Teşviklerinize dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi de Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2019 yılının yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödüllerini hak eden isimleri açıklıyorum. Hikaye dalında Emin Gürdamur, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Ketebe Yayınları. Şiirde Hakan Şarkdemir, Fiten kitabıyla Ebabil Yayınları. Romanda Burcu Güven, Alemi Misal Rehberi eseriyle Şule Yayınları. Denemede Muammer Ulutürk, Fotoğrafname kitabıyla Hece Yayınları. Fikirde Ahmet Demirhan, Kuruluş Sarmalından Kurtulmak, Osmanlı ve Hakimiyet Telakkileri eseriyle Dergah Yayınları. Araştırmada Murat Bardakçı, Bir Devlet Operasyonu 19 Mayıs eseriyle Turkuaz Kitap Yayınları. İncelemede Şefaattin Severcan, Hazreti Muhammed, İslam Daveti, Mekke Davetten Devlete, Medine Devletten Medeniyete kitaplarıyla Fecir Yayınları. Dilde Ali Özgün Öztürk, Dil İnkılabı'nın Türkçenin Söz Varlığına Etkileri eseriyle Türk Dil Kurumu Yayınları. Edebi Tenkit'te Hüseyin Etil, İsmet Özel ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü kitabıyla Küle Yayınları. Hatırada Nurettin Durman, Haydi Bana Eyvallah eseriyle Beyan Yayınları. Gezide Hasan Sağlam, Üç Medeniyetin İzinde kitabıyla Meselet Yayınları. Tercümede Umut Başar, Siyavuş'un Ölümü, Sevüş'ün tercümesiyle Büyüyen Ay Yayınları. Çocuk Yayınları Gülşen Arslan Akça, Ne Zaman Büyüyeceğim kitabıyla Timaş Çocuk Yayınları. Basın Fıkra Dalında Halime Gürbüz, Türkiye Gazetesi'nden. Basın Röportajda Fatma Gülşen Koçak, Yeni Akit Gazetesi'nden. Kültür Sanat Haberi Dalında Anadolu Ajansı, Kültür Sanat Alanındaki Yayınlarıyla. Dergi Yayıncılığında Şehir Kültür Sanat Dergisi ile Kayseri. Türk Müziği'nde Adile Kurt Karatepe, Yadigar TRT Radyo Programı'yla. Halk Kültüründe Müjgan Üçer, Türk Kültür Sanatı'nda Hayat Ağacı eseriyle Atatürk Kültür Merkezi Yayınları ile. TV programında TRT 2 Edebiyat Söyleşileri programıyla. TV belgeselinde TRT Dünyayı İyilik Kurtaracak programıyla. Şehir kitaplarında Mehmet Ali Köseoğlu, Menteşe'deki Muğla eseriyle Çizgi Kitabevi Yayınları. Yayıncılık Kamu Ödülü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Yayıncılık Özel Ödülü, YEDE Yayınları. Sinema dalında Murat Pay Dilsiz filmiyle. Bir de Üstün Hizmet Ödüllerimiz söz konusu idi. Üstün Hizmet Ödülleri'nde de 3 isim söz konusu. Profesör Doktor Mehmet Bayraktar, Profesör Doktor Sami Güçlü, Profesör Doktor Süreyya Faruki üstün hizmet ödüllerine layık görülmüştür. Bu vesileyle ödül alan tüm kültür, fikir, sanat emekçilerine, yazarlarımıza,
fikir işçilerimize, emekleri için ülkemiz adına, kültür, fikir, sanat hayatımız adına, yazar dünyamız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha verimli, daha etkili eserler ortaya koymalarını bekliyoruz. Hepinize de teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyorum.